Alnında Yibul yazıyor. Nasıl? Senin de alnında Remzi yazıyor. Yibul Remzi ne demek? Yibul Remzi değil. Remzi Yibul. Bu bizim el yazımız. Belli ki kendimize not bırakmışız. Remzi her kimse bulmamız lazım. İyi ama niye hatırlamıyoruz? Ben daha kahvaltıda ne yediğimi hatırlamıyorum. Hafızam pek kuvvetli değil. Hadi gidelim. Bana seni hiç unutmayacağım demişti. Affedersiniz. Bu mahallede Remzi diye birini tanıyor musunuz? Remzi yok ama Ferdi var, olur mu? Tabii ki olmaz. Biz Remzi'yi arıyoruz. Remzi'den ne eksiği var? Ferdi'nin adı da 5 harfli. Eli iş tutar, akmaz kokmaz, bir tek damlama yapar. Gözyaşlarım damlama yapıyor. Çünkü kimse beni istemiyor. Sucu geldi, kadriye suları. Hah, şu sucuya soralım, mahalleliyi biliyordur o. Affedersiniz. Remzi adında birini arıyoruz. Tanıyor musunuz? Ayol hiç duymadım. Su ister misiniz? Yok Remzi. Kimse suya hayır diyemez. Şu tatlılığa bak. Damacana. Hanımefendi, çocuklarınıza falan bir sorsanız. Bizim için önemli. Benim hiç çocuğum yok ki. Neler olduğunu anlamak için birkaç gün önceye dönüyoruz. Su için su. Birkaç gün önce. Pastacı bacıya hoş geldiniz. Size nasıl yardımcı olabilirim? Necati, saatlerce beklememize değdi. Sonunda sıra bizde. Kalabalık varsa eğlence var Remzi. Konser balonu oldum. Oo, Kankito ne haber? Bana şu zebra keki versene. Hop, onu ben alacaktım. Arkadaşına veremezsin. Adam sıraya girmedi bile. Kankito deyince sıra mıra unuttum. Keki verdim gitti. Sıra var Kankito, sıra. Ama kaçırıyorum. Duydunuz mu? Her 3 bilim hayvanından biri boş işlerle uğraşıyormuş. Zambak, zambak, zambak. 1, 2, 3 bilim hayvanı. Boş adamım ama en azından verdiğim bilgi doğruymuş. Mirket, zebra kekimi haksızca elimden aldılar. Bana yardımcı olacak bir cihaz yapar mısın? Robotla tavla oynuyoruz. Diğerlerine sor. Hop, zar tutma. Deme deme, iyilik sağlık. Elim yok ki benim. Nasıl zar tutayım? Ha? Baba, bu kadar öfke sana zarar verir. Boş ver keki. Bana ne, bana ne? Asıl sana ne? Ben ne alaka? Devrelerim mi yandı senin? Remzi amca, iyi tamam al bunu. Ama dikkat et, babamın cihazlarına benzemez. Ben zaman bakınayım. Teşekkür ederim. Gel Necati, pastaneye gidiyoruz. Kuru pasta, yaş pasta, sütlacı hastayım hasta. Ben zebra kek istiyorum. İşte zebra kek senindir. Ya, artık beni hiç kimseymişim gibi yok sayamıyorsun demek. Yok sayılmayı hiç sevmem. Sen beni yok saysaydın diye yok olacak değilim. Yok olsam bile bu zebra kek benimle geliyor. Araba tezgahı da atmış. Hastalar kayıp. Şu pastayı da kaybetmeden yememiz lazım. Evrak binasında bir kişinin evrakları kayboldu. Aman! Bize ne bundan? Bu kişi İstanbul'da ikamet ediyor. İstanbul kocaman yer. Ortaköy semtinde. Kaç kişi yaşıyor bu semtte? Bu kişi bir aslan. Bir sürü aslan var burada. Sürü sürü aslan. Evrakları kaybolan kişinin adı Remzi. Ay, korkmalı mıyım? Ben değilimdir değil mi? Heh, işte robot resmi de bu. Oo, amma yakışıklı çıkmışım. Neyse, ben bir evrak binasına gidip bakayım en iyisi. Siz evrakları kaybolan aslan değil misiniz? Bir ehliyet göreyim. Heh, işte. Bu geçersiz. Araba sürmenize izin veremem. İyi. Ben de otobüse binerim. Biletin geçersiz. Otobüsüme yolcu olamazsın. Ben süreyim, sen yolcu ol. Değişik bir heyecan. Anlaştık. Olmaz. Ehliyetin yok. İyi. İş yerim yakın zaten. İşten çıkınca giderim evrak binasına. Yürümek de yasak değil, değil mi?
Remzi, diploman geçersiz olduğu için artık burada çalışamazsın. Ne demek geçersiz? İşte, yıllardır duvarımda asılı diplomam. Şimdi bu sanat mı? Hayır, öğle yemeğim bu. Diplomamı da yemedin umarım. Yedim ama doymadım. Sıra muzda. Aa, kabuğuyla yedi. Evrak binası. Baba, bizi niye çağırdın buraya? Bana söylediğini çocuklarıma da söyle. Bugünkü maç bol gollü geçecek. Takımlar yedek kalecilerle çıkıyorlarmış. O değil, diğeri. Ha! Bu adamın ne kimliği, ne kaydı, ne de diploması var. Hepsi bir anda nasıl olduysa yok oldu. Hatta bu ismi lazım değilin kayıtlı bir ismi bile yok. Günlük hayatına devam edebilmesi için en baştan okula gitmesi, her kaydını baştan oluşturması lazım. Üzülme baba. Biz sana yardım ederiz. Gel seni bizim okula yazdıralım. Manav'dan ayakkabı bile alamaz bu adam. Manav'dan niye ayakkabı alsın? Alamaz işte. Ayakkabılarınızla denk alın. İşte yeni sınıfın. Diploma için okulu bitirmelisin. Ehliyet alabilmek için direksiyon sınavını geçmelisiniz. Kimlik çıkartabilmek için vesikalık fotoğraf çektirmelisiniz. 2 kere 3 6. Kumplerin babasının bıyığı yolda kaldı. Gaza basın, vites atın, direksiyon çevirin bakayım. Evet gülümseyin. Tüm ülkeleri say bakayım. Çok kolay. Ama havuza kıyısı olan ülkeleri. Barbüratörü öttürün. O ne demek? Öyle bir şey yok ki. Barbüratörü bilmiyor. Sabit durun. Sallıyorsun. Nasıl sabit durayım? Sabit duramazsan çekemem. Beden dersi takla at. Uçur arabayı. Sabit dur. Matematik dersi. Y'yi karşıya at. Gemi gibi sür. Sabit dur. Satranç dersi. File karşılık at. Bisiklet gibi sür. Sabit dur. İşte baba. Diplomanı da aldın. Oh. Tüm belgelerimi çıkarmayı başardım. Artık hayatıma devam edebilirim. Niye görüntüsüz gidip geliyor? Baba? Ha, Remzi ışınlanmayı buldu. Işınlanmadı. Remzi amca yok oldu. Necati abi, bugün Remzi amcayla'yken neler oldu çabuk anlat bana. Önce ortam yaratman lazım. Remzi amca yaptığım cihazın yanında bir şey demiş olmalı. Ne dedi söyle bana. Selam söyledi. Ne bileyim hatırlamıyorum. Ya hatırlaman lazım. Çünkü Remzi amcanın varlığı siliniyor. Bu satın aldığı eşyaların yok olması demek. Hatta oturduğu evi hiç seçmemiş olacak. Remzi senle hiç tanışmamış olacağı için bambaşka bir hayatın olacak. Onu hatırlamayacaksın. Çocukları bile hiç var olmamış olacak. Zebra keki yerken yok olsam bile bu kek benimle gelecek diye bağırdı. Oldu mu şimdi, oldu mu? Yani... Remzi amca cihazı kullanarak yanlışlıkla kendini zamanda yok etti. Aman canım! Zaman başkanı değil misin sen? Geçmişe gidip getirirsin, ne olacak? Mirket abi anlamıyorsun. Zamanda hiç var olmamış olacak. Yaptığı her şey yok olacak ve kelebek etkisiyle dünyada çok şey değişecek. Onu, yani bizi unutacaksınız. Unuttuğum birini nasıl geri getirebilirim ki? Kağıt kalem nerede? Not alacağız çabuk! Babamı geri getirin! Ha? Baba, alnında Yibul yazıyor. Bakın bakın, başa döndük. Remzi kayıplara karıştı. Üstüne bir bardak su için attık. Hanımefendi, çocuklarınıza falan bir sorsanız. Bizim için önemli. Benim hiç çocuğum yok ki. Psst. Buraya bakın. Mahallede bir fil var. Yıllardır Remzi ismini sayıklıyor. Belki o size yardımcı olabilir. Sağ ol Tanju. Al sana bir gofret. Süper oldu bu. Girişli ayakkabılarınızı çıkarıp papyonlarınızı takın lütfen. Ayağımıza mı? Çayı beslemem gerekiyor. Siz de bu arada kedimi demleyin. Biz buraya Remzi'yi sormaya geldik. Ha? Remzi mi? Hiç tanışmadım Remzi diye biriyle. Ama işimde anlayamadığım bir boşluk var. Nasıl? Ben deyim şu şekil, siz deyin kapuska. Dememeyi tercih ederim. Her gece uyuklarken bu Remzi ismini görüyorum. Yatağının tam üstünde Remzi yazdığı için olmasın? Şimdi gidin buradan. Zebra kek yapmalıyım. Neden? Çünkü içimden bir ses zebra kek yapmam gerektiğini söylüyor. Zaman bakalım. Yaklaş. Ben Necati'nin içindeki sesim. Efendim? Zebra kek sana bir şey hatırlattı değil mi? Hatırlamak üzereyim. Dikkatimi toparlamalıyım. Zebra kek, zebra kek. Zebra kek, zebra kek. Çok lezzetliymiş bu zebra kek. Hatırladım. Remzi amcayı hatırladım. Geçmişe gidip onu kurtarmalıyım.
rengi doğruymuş. Birket, zebra kekimi haksızca elimden aldılar. Bana yardımcı olacak bir cihaz yapar mısın? Robotla tavla oynuyoruz. Diğerlerine sor. Ha, zar tutma. Diğerlerime iyilik sağlık. Elim yok ki benim. Nasıl zar tutayım? Ha? Baba, bu kadar öfke sana zarar verir. Boş ver oradaki zebra keki. Bak, burada da aynından var. Kızım, haklısın galiba. Biraz kendimi kontrol etmem lazım. Yaptığım cihazı çöpe atıyorum o zaman. Kendimi kontrol edemiyorum. Merak eden varsa her şey normale döndü. Remzi burada, ev burada, çocuklar burada, Necati burada. Hı? Şaşırmış Necati niye burada? Bu ne demek? Balon savaşı demek!